Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu aktif hale getirerek de attığım videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Şimdi bu Instagram üzerine gelen bir model arkadaşlar. Bu modeli size anlatacağım. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Bu e, oyanın ismi Türk oyası mı dedi. Oradaki Türkler mi bu oyadan çok yapıyormuş. E, 10 gün oldu da mesaj herhalde böyle bir şeydi arkadaşlar. Ben de ona istinaden turkuaz ve kırmızı renkle yani Türk bayrağımızın rengi olan e, bu şekilde bordo beyazdı bana gelende kırmızı beyaz yaptım. E, turkuaz zaten Türk'ün rengi demek olduğu için şöyle iki iki renkten de kullandım. Hangisini yapmak istiyorsa hani e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı halısı falan hep e, Türk rengi turkuaz olduğu için böyle turkuaz rengine döndü. Hatta KPSS sorusuydu. Türk'ün rengi nedir diye. Bu şekilde tasarladım arkadaşlar. Alt e, zeminin bu şekilde uzun zamandır yapmıyorduk. Onun alt zemini daha farklıydı. Düzdü. Daha doğrusu tığ battılar üzerine yapılmıştı. Ben de bu şekilde biraz daha şöyle yüksek yaparak hani <laughs> Türk'ün şeyi biraz yüksek olsun hesabı mı? Bu şekilde tasarladım. Öyle bir düşünceyle yapmadım aslında arkadaşlar. Şimdi öyle söyledim ama gerçekten öyle bir hani yüksek olsun diye değil. Bu ara suyunu çoktandır kullanmadığım için bu şekilde değerlendirmek istedim sizlere de. Şöyle yakından göstererek modelin anlatım kısmına geç. Evet arkadaşlar ara suyu mesafemiz bu şekilde üçgen e, kirpikli trabzan. 5 tane bıraktım. Siz en fazla 7 tane bırakın bu şekilde. 7'den fazla da bırakmayın arkadaşlar. Çünkü oyamız orta hafiflikte. Şöyle dört tanesini daha önce hazırladım. Şimdi 5.yi de sizle beraber yapıp hemen yaprağımızın yapımına başlayalım. Tığ içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Şöyle üzerine 2 zincir bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battımın içine giriyorum. 2 2 alarak bu şekilde bir küçük trabzan. Üzerine 4 zincir hemen trabzanımın içini aralayıp bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 2 zincir tekrar bakın üçgen gibi oluştu. Ben adını bu şekilde koydum. Evet bakın. 5 tane oldu ara suyumuz. Şimdi yaprağımız için aynı işlemi yapacağız yine. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen 2 2. Bunun tepesine arkadaşlar 2 veya 3 zincir çekin. Şu çünkü bakın şu mesafe var ya arkadaşlar. Şöyle orantısız oluyor. Ben bakıyorum bazı modellerde. Şimdi buraya 4 zinciri çekince çok yüksek tepe atıyor. Burada da bir tane en az iki tane zincir oluyor. Şöyle ikisinin orantılı olması için elinizden geldiği kadar hani ben burada 3 çektim ama siz iki bile çekebilirsiniz. Şöyle kameradan gördüğüm için zorlanmayayım diye. Maksat ikisinin mesafesini tümseklik mesafesini yükseklik mesafesini aynı tutabilmek. Şöyle iki zincirimi tekrar çektim. Hemen yandaki tığ battıma giriyorum. Boş olan tığ battıma bu şekilde sabitliyorum yine iki zincir bir defa doladım şöyle 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım 10 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 eğer eliniz sıksa şey gevşekse siz 8 çekin arkadaşlar bu şekilde bakın dönüyorum bu yaptığım 3 zincirli 2 zincirli tomurcuğun içine bu yaptığım zinciri kapattım bakın bu şekilde buraya bir yuva hazırlamış oldum iki zincirimi çekip hemen düz yüzüne geri döndüm bir defa tığımı doluyorum ve yuvaya girdim 2 2 alarak buraya minik bir trabzan yaparak yaprak yapımına başlıyorum her dolamada bir tane artırarak trabzanlarımızı yapacağız 2 2 ve 2 Tekrar bir dolama daha arttırdım. 3 defa doladım. 4. trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz. 2 2 2 ve 2 Bakın 4 tane trabzandan oluşuyor yaprağımız. 5. trabzan için yani sık iğne trabzan için yine aynı 3 defa doluyorum. Lakin buradan bir tane alıyorum artırma olsun diye daha uzun olsun diye. 1 2 2 son olarak yine iki alarak bakın uzunca bir trabzan yaptım yine 4 tane zincirimle buraya şöyle bir tomurcuk yapıyorum sık iğne ile sabitledim geri kalan kısmı şöyle bombilili bir sık iğne yapacağız 8 tane buraya sık iğne yapacağım bu bir yuvaya girdim ilmek aldım çıktım 2 yuvaya girip ilmek aldım tığımdan geçirdim 3 4 5 6 7 ve 8 7 veya 8 arkadaşlar bu şekilde bakın dibine kadar doldurup son olarak da ana yuvada bu şekilde sık iğne ile sabit. Yaprağımızın oluşumu bu şekilde. Şöyle bombilili, iğne oyasında görmüşsünüzdür arkadaşlar. Çok seviyorum bu bombilili, sık iğneli yaprağı. Böyle duruşunu havalı geliyor bana. <laughs> evet. Bu şekilde şimdi buraya 13 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane zincirimi bakın hemen aralayıp buraya buraya bir tane dal oluşturdum. Bu birinci dalımız. Bundan buraya 3 tane dal yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tekrar bakın arkadaşlar bunu kapatırken dikkat ettiyseniz sahte sık iğne ile kapatıyorum ki bu şekilde daha az yer kaplıyor dibinde. Şöyle normal sık iğnenin mesela ikisini kapladığı yeri bir sık iğne kaplıyor normal sık iğne. O yüzden yaprağıma biraz fazla yer kalsın diye bu şekilde sahte sık iğne ile dallarımı kapatıyorum. Yine 13 zincir 4 5 6 8 9 10 11 12 ve 13. Yine aynı şekilde bakın buraya kapattım. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Dallarımız hazır bu şekilde. 3 tane ortaya dal yaptım. Yine aynı yaprağı bu şekilde yapıyoruz. 1 2 zincir. Evet, yaprağımız bu şekilde hazır. Birebir aynısını bu şekilde bu tarafa da yaptım. Şimdi sahte sık iğneden sonra bir zincirimizi çektiğimize göre bu bakın yarım kalan üçgen trabzanımızın tamamlayacağız ve sık iğne ile arasına girip sabitledim o bir zincirimi. Yine iki tane zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde. Ve hemen yandaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir çektim. Bir defa doluyorum. Hemen boş olan tığ battıya girdim. İki, iki olarak buraya ikili bir trabzan. İki seferde aldığım trabzan. 4 zincirimi kapatıyorum yine aynısı gibi Tekrar 2 zincir Sıradaki yuvama sık iğne ile sabitliyorum Bakın Bu şekilde 7 tane vereceksiniz arkadaşlar şimdi ben örnek amaçlı olduğu için 5 tane yaptım Siz Bunu ilerletip Bu şekilde 7 tane yapıp sonra da yaprak yapımına geçeceksiniz Tekrar 4 zincirimi Tırabzanıma kapattım İki zincirimi çekiyorum. Ve yandaki boş tığ battığına kapattım. Evet. Şimdi çiçeğimizin yapımına ilk önce beyazdan başlayarak geçelim. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle iki zincir çekerek ipimi tığıma tutturuyorum. Bir defa da tığımın başını doladım. Hemen yaptığım bu yuvalarımı alıyorum. İlk dalımın içine girip bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir ve 2. 2 tane ilmeğimi tığımda bir defa doladım ve yuvanın arasına girip 1 2 2 2 alarak bakın geriye kalan tığımdaki 3 ilmeğimi de 2 2 alarak bu şekilde çıktım. Bu şekil yapmamın sebebi bir şu e, aldığımız 2 iki, 2'nin ikisini birleştiriyoruz ya şu duruşu için arkadaşlar bakın e, ayrı ayrı trabzandan daha farklı bir duruşu var şöyle ince kalından inceye doğru şöyle güzel ve damla görünümlü bir duruşu var sırf bu güzel duruş için bu şekilde yapıyorum arasına 5 tane zincir çekiyorum 3 4 ve 5 hemen bir defa tığımı doladım aynı yuvanın içine girdim bakın aynı işlemi tekrar yapıyorum 1 2 Yine tığımda iki ilmek var ve tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Aynı yeşil dalın içine girip 1 iki. Şimdi 2 iki, iki. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın bana gelen model bu şekilde bu tarz yapılmamıştı, farklıydı. Ama ben bu duruşu biraz daha hoş durduğunu düşündüğüm için bu taktikle yaptım. 3 zincir çekiyorum. Bu geçiş köprüm için bir defa tığımı doladım ve ikinci dalımı aralayıp şöyle yine aynı işlem 1 ve 2 yine bir defa tığımı doluyorum bakın 1 ve 2 ve 2 ve 2 iki. ikisini son iki alımda birleştiriyorum yine 5 zincir bu şekilde bir defa tığ doladım. Yuvaya girdim. 1 2 Bir defa tığ doluyorum. Yuvaya giriyorum. 1 ve 2. Şimdi bunları ikisini, 2 iki, 2 iki alarak birleştirdim. Bakın, çok hoş, güzel bir duruş oluyor. Köprü olarak 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Son yuvamın üçüncü yuvamın içine de aynı işlemi yapacağım. Şöyle bir, iki, bir defa doluyorum. Az hızlandıralım. Anlaşıldı. İki, iki ve iki. Çok hoş oluyor arkadaşlar. Beş tane. Bir defa doladım. Aynı işlemi tekrar. Bakın. Bir ve iki tığımın başını bir defa doluyorum 1 ve 2 2 ve 2 bakın başta aynı yüksekte sonunda da aynı yüksekte kaldı şöyle bir zincirimi de çekip bu şekilde ipimi kopardım şimdi bu beşer e, zincirli olan yuvaları arkadaşlar kepikler yapıp modelimizi tamamlayacağız Evet arkadaşlar, şimdi kirpiklerimizin yapımına başlıyoruz. Türkaz ee, turkuaz rengimizle yapacağız sıra bunda olduğu için. Bu şekilde 5 zincirli yuvanın içine girip bakın sık iğne ile sabitliyorum yuvama. Şöyle hafif sağa ettirip kirpiklere başlıyoruz. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım buraya sık iğne ile. Bu birinci kirpiğimiz. 1 2 3 4 ve 5. Yine beyaz yuvanın içine, 5 zincirli yuvanın içine 5 zincirli turkuaz rengimi kapatıyorum. 3 4 5. 3. kirpiğim. Şimdi arkadaşlar bakın, şu rahat rahat yapıyoruz ya şöyle hafif diğer 2 kirpiğe yer açılsın diye sağa kaydırıyorum. 5 zincir. 4 ve 5. Hemen dördüncü kirpik olarak kapattım. Şöyle arkadaşlar bakın kirpiğimizin güzel durması için bu şekilde sıkı bir kapatım oturtturma işlemi yaparsak güzel duruyor. Bol bırakılan sıkı iğneler kirpiğin duruş şeklini bozuyor. Ufak detaylar arkadaşlar büyük işler başarıyor yani. Şöyle bir zincirimi çektim. Hemen köprünün arasına geçiş köprüsü olarak kullandığımız zincirin arasından girip buraya bu şekilde kapattım. İlk yuvamızı yaptık bu şekilde. Yine bir zincirle diğer yuvaya geçiyorum ikinci yuvama. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki yuvamın içine girip kapattım. Yine 5 zincir. 3. kirpiğimi bu şekilde kapattım. Bir de arkadaşlar düzgün durmasının sebebi mesela buraya 7 zincir çekseydik bu 5 yaprak için bol bol rahat rahat olurdu. Şu güzel yukarı doğru meyli veremezdik. Bol olduğu için yayılacak. O yüzden şu beyaz zincirinde 5 tane çekmeye özen gösterin sizi biraz hafif çekerek yapmaya zorlayacak ama bu güzelliğe değecek bakın 4 yani çekerek dedim şöyle hafif bir tık öne almak bunun bir zorluğu da yok yani yine 5 zincirimi kapatıyorum diğer kirpiklerin yanına sık iğne ile sabitleyip bakın, bir zincirimi çekip hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum bir zincirimi çektim hemen son yuvamın içine bir zincirle şöyle sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şöyle dipten başlıyorum. 2 3 4 5 dipten başlıyorum çünkü yuvam 5 zincirli. Diğerlerine rahat yapamak yapmak için, yapabilmek için. 5 <laughs> zincirimi çektim. Bu şekilde kapattım. 5 zincir 3 5 zincir 4 sık iğne ile sabitliyorum yine 5 zincir Evet onun için şöyle hafif bir tık yer açıyorum bakın şu şekilde şöyle yapınca hemen bir tane bir zincirimi de çektim şöyle ipimi koparıyorum İpimi yakıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın şu şekilde modelimiz çok güzel oldu şöyle üçünü bir arada göstermek istedim bu şekilde evet, sizle yaptığımız modelimiz de bu şimdi arkadaşlar bakın bu oyanın özelliği şöyle ütüye uygun çok ütüye giden bir model oldu bu iplerin özelliği ütülenince zaman buharı yediği zaman esneme özelliği esneyince daha bir inceliyor daha bir tiril tiril oluyor bu şekilde bakın çok hoş oldu bu sizle yaptığımız modelimiz arkadaşlar bu da daha önce hazırladığım ay yıldız rengimiz Evet arkadaşlar gerçekten de bu şekilde çok açtı ikisi birbirini turkuaz ve kırmızı İster bu şekilde yapın, ister tek turkaz, ister tek kırmızı beyaz yapın. Evet, modelim bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar.